İyi günler çocuklarım ve evvelilerim. Birinci sınıflar hayat bilgisi dersindeyiz. Kaynaklar olmasaydı bölümündeyiz. Düşünelim, söyleyelim diyor. Evimizin elektriği kesilirse ne gibi zorluklar yaşarız diye çocuğumuza soruyoruz. Çocuğumuzdan cevaplar alıyoruz. Elektrik kesilince işte ev aletleri çalışmaz, karanlıkta kalabiliriz. İşte bilgisayar çalışmaz, televizyon çalışmaz, fırında yemek pişiremeyebiliriz gibi cevaplarınızı alabilirsiniz. Faruk dişini fırçalarken musluğu açık bırakıyordu. Bu yüzden daha fazla su harcıyordu. Annesi Faruk'u uyardı. Fırçalama süresince suyu boş yere akıtmasının doğru olmadığını söyledi diyor. Ve burada da görüyorsunuz Faruk ve annesinin diş fırçalarken suyun açık olduğunu gösteriniz. Suyu kullanırken siz nelere dikkat ediyorsunuz? İşte musluğun kapatılması gerektiğini, suyun çok aşırı hızlı açılmaması gerektiğinden falan bahsedebilirsiniz burada. Şimdi burada iki tane ee, resim konulmuş zaten. Emel gereksiz yere lambaları yakmaz. Izinlemediği zaman da televizyonu kapatma düğmesinden kapatır diyor. Gördüğünüz gibi kapatma düğmesinden Emel kapatıyor. Ve lamba, günde, gündüz olduğu için lambayı ne yapmış? Yakmamış Emel. Bizler de kullanmadığımız odaların lambalarını kapatmayı unutmayalım. Kullanmadığımız zamanla da bilgisayar ve televizyonumuzu kapatma düğmesinden kapatalım diyor. Çünkü bu önemli elektrik tasarrufu sağlayabilmek için diyoruz. Öncelikle böyle okutarak çocuğumuzla birlikte yapıyoruz. Arka sayfası da var bunun. Bu sayede sırada Zafer var. Ee, zafer kişisel bakımını yaparken kullandığı kaynakları düşünüyor. Resmi inceleyiniz bu kaynakların neler olduğunu söyleyiniz diyor. İşte mesela kişisel bakımını yaparken ne var? Mesela musluk elini yıkayabilir, yüzünü yıkayabilir sonra diş fırçası macun, sabun, banyo yaparken tuvalet kağıdı, sonra bu arada şampuan, kişisel bakımını yaparken lamba da sayabiliriz bunun içerisine. Ampulden ne yapabiliriz? Aydınlanırız. Kişisel bakımını yani karanlıkta yapamayacağımız için onu da sayabiliriz. Arkadaşlar dişlerinizi fırçalarken çok fazla diş macunu kullanmamanıza gere kullanmanıza gerek yok. Mercimek büyüklüğünde macun yeterlidir diyor. Ona göre az sıkıp önemli olan dişleri bol bol her gün 5 defa fırçalayabilmektir. Kişisel bakımımızı yaparken kaynakları boşa harcamayalım. Gereğinden fazla sabun, peçete, şampuan ve diş macunu kullanmayalım diyor. Kaynakları tasarruflu. Tasarruflu demek özenli, gerektiği kadar kullanmak anlamındadır. Kullanmak ailedeki sorumluluklarımızdan biridir diyor. Hemen burada etkinlik kısmına geçiyoruz. Beraber yapalım diyor. Aşağıdaki kaynakların kullanımı ile ilgili resimler vermiştir. Doğru kullanımı gösteren resimleri işaretleyiniz. Evet, bakıyoruz tek tek resimlere. Birincisinde gündüz olduğu halde bak hava da aydınlık olduğu Hadi lambalar yanıyor. Bu doğru değil. Onun için onu işaretlemiyoruz. Sonra buraya bakıyoruz. Gündüz lambalar yanmıyor. Doğru. Onu işaretliyoruz. Buraya bakıyoruz. Çocuk dişini fırçalıyor. Suyu da kapatmış. Doğru bir davranış. Ama burada su açık bıraktığı için bu doğru değil. Onu işaretlemiyoruz. Şimdi burada çocuk artık elini yüzünü yıkamış. Siliyor ama hala burada su açıkken burada kapalı. Kapalı olması doğru davranış. Önce suyu kapatacağız. Daha sonra öbürünü ne yapacağız? Yüzümüzü sileceğiz. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildiğinizi açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.